İstikbal'in katkılarıyla hazırlanan Vakti Muhabbet başlıyor. Sevgili dostlar, değerli izleyicilerimiz, hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyoruz. Bağcılar'da Ramazan farklı yaşanır ve bu 27 yıldır bu farklı yaşantı devam ediyor. Bu Ramazan-ı Şerif'te, 2022'nin Ramazan-ı Şerif'i de yine bu farkla devam ediyor. Salonumuzu teşrif eden kıymetli misafirlerimizi ve ekranları başında May Mecra YouTube kanalından Bağcılar'daki programımızı canlı olarak takdim edilen ekranlardan bizi izleyen izleyicilerimize hürmet ve muhabbetle selamlıyoruz. Rahmet ayının içinde bir üç iklim var. Birisi rahmet iklimi, biri mağfiret iklimi ve cehennemden azat olma iklimi. Rahmet ve mağfiret üzerinde acaba ne söyleyebilirim diye düşünmüştüm. Tabii kıymetli misafirimiz, değerli hocam da mutlaka söyleyeceklerdir ama Allah-u Alem rahmet iklimi, mağfiretin yollarını Allah Teala'nın göstermesi açısından bizim için büyük bir rahmet. Yani asıl ortadaki şu an içinde bulunduğumuz mağfiret iklimine giden yolları kolaylaştırması, Rabbimizin bu yolları yaratması bizim için büyük bir rahmet. Rahmet iklimi, mağfiret ikliminin yollarını bulabilme, bu Rabbimizin bize bir rahmetiydi ve rahmet ikliminden mağfiret iklimine girdik. Ve basamakları inmeye başladık. Yani hayatımızın da basamaklarına çıkıyor muyuz, iniyor muyuz onu bilemiyoruz ama hayatın bir başlangıcı ve bir sonu var. Ve bu hayat bize gerçek hayatı, Allah Teala'nın hoşnutluğunu kazanıp ebedi saadeti, ebedi mutluluğu göstermesi açısından önemli ama bize de şunu gösteriyor. Belirli bir yere kadar çıkıp sürekli çıkış yok. Yani 100 yaşındaki bir insan çok daha sağlıklı, çok daha akli melekeleri yüksek, çok daha enerjik değil. Bir yere kadar bu yaş fark ediyor. İşte diyelim ki 40 yaşı 33 cennet yaşıdır, 40 yaşı olgunluk yaşıdır ama ondan sonra basamakları Ramazan-ı Şerif'in 15'inde, 16'sından itibaren indiğimiz gibi hayatın da basamaklarına iniyoruz. Ve bu basamaklardan bir tanesi kırık. Hangisi kırık bilmiyoruz. Çıkıyor muyuz, iniyor muyuz onu da bilmiyoruz. Ve bir kalbimiz var ve bu kalp adeta saati bozuk bir saatli bomba gibi. Ne zaman duracağı, ne yapacağını bilemiyoruz. Onun için de Rabbimiz böyle Ramazan-ı Şerif gibi içinde üç iklim olan bir ayı bizlere ihsan etmiş. Biz de bize ayrılan pazartesi ve salı akşamları vakti muhabbet diyerek sizlerle geçiriyoruz. Öncelikle bağcılarla özdeşleşmiş çok kıymetli başkanımız Lokman Çağrıcı Beyefendi geçen hafta sağlık nedenlerinden dolayı belediye başkanlığından istifa etmişti. Allah Teala hayırlı, sağlıklı, bereketli ömürler nasip buyursun Lokman Başkanımıza ve değerli ekibi, yeni başkanımız Abdullah Özdemir Beyefendi ve onun ekibine de buradan teşekkürlerimi iletiyorum. Hizmet kaldığı yerden devam edecek inşallah. Ve bugün Şemsettin Bektaşoğlu hocamı misafir etmekten onur duyuyorum. Açıkçası hiç hazırlanmadım. Baktım ki Şemsettin Bektaşoğlu hocam misafirimiz. O zaman dedim ki hazırlanmaya gerek yok. Hocama da sordum. Hocam da dedi ki duydum ki Dursun Ali Erzincanlı moderatörmüş. O zaman Efendimiz'den başka ne konuşacağız dedi. Beni de onure etti. Allah Teala inşallah dua yerine geçer. Çok kıymetli hocam hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Hoş bulduk efendim. Şeref bulduk. Nasılsınız hocam? İyisiniz inşallah. Elhamdülillah. Çok şükür. Bu Ramazan'a da Mevla bizi ulaştırdı. Oruçlarımızı da tutuyoruz. Hepimizin tüm makbul olsun. Hocam sizin hayatınız yani bizim genç kardeşlerimiz için, bizim için de. Çok güzel bir örnek. İktisatçısınız ama
siz yaşınızın bir noktasından itibaren, yani zannediyorum ki kendinizi bildiğinizden beri tasavvuf dünyasının içindesiniz ama bir gün bir karar verdiniz ve medrese eğitimi üzerine çok ciddi manada, yani çevreniz mesela, ya yaşınız şu hocam, böyle imkanlar olabilir mi, medrese eğitimi çok zor bir şeydir mutlaka demişlerdir ama adeta içinizdeki sesi dinleyip medrese eğitimini tamamladınız. O yönüyle de bize örneksiniz, onu açıkça söyleyeyim kıymetli hocam. Tabii biz hep geç kaldık. Bütün hayatımız kaza yapmakla geçti. Hiçbir şey zamanda yapamadık ki. Ama öğrendikçe de hakikatin peşine düştük. Erkenine gecine bakmadık. Peygamber aleyhisselam risaletle gönderildiğinde Hazreti Ebu Bekir'i Sıddık 40 yaşlarındaydı. O da onun yaş, bir yaş küçüktü. Yani geç mi dedi? Hazreti Ömer geç mi dedi? Tamam, Musab bin Umeyr'ler var. Gençler var ama eğitim böyle formel, sadece 7 ile 24 yaş arasına sıkıştırılacak bir kariyer değil. Eğitim ihtiyacı olan her yaşta ihtiyacı olan eğitimi almalı. İlimi bırakmalı, bırakmamalı. Beşikten mezara kadar. Beşikten mezara kadar. Tabii bu hususta bizim büyüklerimiz, hocalarımızdan çok istifade ettik. Bizi onlar yönlendirdi. Yoksa bize kalsa belki biz de bu kadar sizin bahsettiğiniz gayreti ve istikameti gösteremeyebilirdik. Ama çünkü onlar, kalıpların içinde yaşıyoruz biz. Evet, yani evet. Bize öğretilen o. İşte şu yaşlarda şunu yapabilirsiniz. Evet, evet. Öyle olunca o yaşı geçince diyoruz bizim yaşımız geçti artık diye. Evet. Kıymetli hocam, bizim apartmanda milli güreş, işte güreşçilerimiz falan var. Baş pehlivanlarımız, antrenörlerimiz var. Bir Cemal amcamız var. Cemal amca yaşına rağmen hala antrenörlüğe devam ediyor. Onun bir özelliği şu. Mesela işin ilmini aldığı için, diyelim ki diyor, bir tane saniyeli bir şey, saat kolunuza takacaksınız ve yürüyüş yapacaksınız. O yürüyüşteki tempo, nabzınızın arada bir ölçeceksiniz. Nabzınız istediğiniz noktaya gelebilmiş mi diye. Şimdi ondan yola çıkarak şunu söyleyeceğim. Cemal amcam bana bunu hatırlattı. Ramazan-ı Şerif'in ortasını geçtik. Mağfiret iklimindeyiz. Ve bizim nabzımızı nasıl ölçeceğiz? Yani Ramazan'ın birinci gününden, işte bu 17. gün, 18. gün. Acaba şu anda bir nabzımızı ölçsek, Ramazan-ı Şerif'ten istifade edip edemediğimizi, bunun şeyleri var mı, belirtileri var mı? İşte 15 saniyede kalp ne kadar atıyor, 4'e çarp derseniz ki nabzınız bu. Ama Ramazan-ı Şerif bizi inşa ediyor. Yarıya kadar geldik, yarıyı geçtik. Girdiğimiz gibi miyiz? Bunu anlamamız için nelere dikkat etmemiz lazım? Yani, sizin giriş cümlelerinizden bir ışık geldi bana. Sohbet konusunu ben de bilmiyorum ama bir de vakti muhabbet isimden sohbet konusu olacak inşallah. Şimdi i̇nşallah. Ramazan'ın ilk 10 günü rahmet iklimi. Rahmetin ama hangi çeşidi? Er-Rahim ismi şerifi tecelli eder. Er-Rahim ismi şerifi müminleri harekete geçirir. Dolayısıyla Er-Rahim ismi şerifinin tecellisinin feyzine mazhar olan müminler bir hazırlığa başlar. Ramazan geliyor. Alışverişinden tut, temizliğinden tut, bir gayrete gelir, orucunu tutar, namazını kılar, nafilelerini artırır, Kur'an tilavetine başlar. Sair zamanlardan daha bir gayretli olur. İşte o Er-Rahim ismi şerifinin tecellisinin feyzine mazhar olan müminlerde görülür. Ama mümin değilse, Rahman ismi rızık da ayırt etmiyor ama Rahim ismi ayırt ediyor. Onların bir nasibi olmaz. Hatta tam tersi mesela... Yani artık kötülüğünü konuşmayalım. Şöyle, kötülüğünden dolayı değil. Yani bir mümin Ramazan'ın geldiğine sevinir. Ama eğer öyle bir dünyası yoksa,
Ramazan onun için sıkıntılı bir süreçti. Tabii yani millet yanında yiyecek, içecek, bilmem ne yapacak, sıkıntı olur. Şimdi bu şekilde, bu gayret, bu taat ve ibadete şevk bizi yola koyar. İşte rahmetten istifade ettik, Er-Rahim isminden. Peki sonra ne olur? Allah-u Teala bu kulunu sever ve ikinci 10 günde bağışlar. Rahmetin ikinci çeşidi tecelli eder. Gaffar, Gafur, isimleri tecelli eder. O da bir rahmet çeşididir ama tecelli eden isim Gaffardır, Gafurdur. Çokça affeder, her çeşit günah affeder. Eğer ilk 10 günde yola koyulmuşsak, paçalarımızı çemirlemişsek, toparlayıp yola girmişsek, ikinci 10 günde bunu bekleyebiliriz, ümit edebiliriz. Affedilme yollarını aramak. Tabii, aradık, Mevla da onu bize ikram eder. Affedildik, affedilmek de cehennemden kurtuluştur. Son 10 günde de o lütfe nail oluruz. İnşallah nasıl bu yolda olup olmadığımızın checkpoint, kontrolünü nasıl yapacağız peki? Ramazan'ın öncesiyle şimdiki halimizi alıp iki tane mukayese edeceğiz. Namazlarımızda daha dikkatli miyiz? Cemaat hususunda daha bir farkımız var mı? Tesbihatları yapıyor muyuz? Sünnetleri kılıyor muyuz? Kılıyor muyuz? Mesela onlarda bir ilerleme varsa Ramazan bizi inşa etmeye başlamış. Oruçtan beklenen faydayı görmeye başlamışız elhamdülillah. Peki zaten Ramazan'dan önce ben bunları zaten yapıyordum. O zaman teheccüdü var, tesbih namazı var, duha namazı var, teravihi var. Bunları ilave ettim mi ona bakacağız. Etmişsek değil mi? 20 rekat. Tabii. 13'ü nasıl kılacağız diye düşünürken önceden bir de 20 daha üstüne geldi. Böyle çikolata tadında keyifli keyifli bunları kılabiliyorsak, hem de böyle çok şey yapmadan, böyle yat kalk öğle namazı olmaz, hakkını vererek Fatiha'sıyla, Zammı Suresi'yle, yani bir an önce bitirme değil. Yani niye bitirip de ne yapacağız ki yani? Yani Allah'ın huzurundan önemli. Çıkıp da nereye gideceğiz? Daha güzel neresi var? Allah'ın huzuru bırakıp da nereye gidilir? Böyle hiç olmazsa bir saatte bunu işte teravih, yatsı, vitir kılarsak oradan da anlarız. İkincisi bir de orucu ya bir zevkle mi tutuyoruz? Ruhani bir zevkle. Tabii oruçta cismani zevk aranmaz. Nefis zelil oluyor. O ondan eziyet ama ruhumuza bakalım. Ruhumuz biz iftarı neşe içinde ruhani lezzetle bekliyor muyuz? O da güzel. Oruç da oturmuş. Bak kabul ettirmiş. Nefsimiz de terbiye olmuş. Buradan da bunu anlarız. En mühimi de son gün anlarız. Son iftardan önce yarım saate bakalım. Ramazan-ı Şerif gittiği için herkes denesin. Ben de deneyeceğim inşallah. Üzülüyor muyuz? Yoksa ya gerisini söylemeyeyim. Keşke devam etseydi. Yani üzülüyorsa ya bir dostumuzdan, bir sevdiğimizden, çok kıymetlimizden ayrıldığımızın hüznünü üzerimizde taşıyor muyuz? Eğer taşıyorsak Ramazan bizi inşa etmiştir. Ondan sonra onun bize bıraktığı hediyeleri, formatı muhafaza etmek edersek senemiz kurtulur inşallah. İnşallah. Tabii kıymetli misafirlerimize de şunu söyleyeceğim. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın mesela namaz bize farz kılındı. 5 vakit farz kılındı. Efendimiz'e kaç vakit farz kılındı? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da 5 vakit mi kılıyordu? Hayır. O 6 vakit kılıyordu. Ona bir de gece namazını sadece Efendimiz'e Allah Teala Aleyhisselatü Vesselam'a emretmişti. Gece namazı da teheccüd vakti de imsak vaktinden önceki. Yani bugün seher vakti. Bugün sahura kalktığımız vakit. Tabii. Sanki Allah Teala bizi bir ay boyunca Efendimiz'in o kalktığı, ibadet ettiği vakitlerde bizi uyandırıyor. Bizi uyanmaya hazırlıyor. Hocam bu yıl şöyle bir düşünce geldi aklıma. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin hani zamanında yaşasaydık diye her mümin böyle içinden bir keşke der. Hazreti Ömer radıyallahu anh öyle demeyin demesine rağmen yine de insan öyle der. Acaba Efendimiz İstanbul'a gelmiş olsaydı bizim hayatımız nasıl olurdu diye bir düşünce geldi aklıma. Vallahi dedim Ramazan olurdu o zaman. Yani biz Ramazan'da en azından bir iki vaktin ezan vaktini biliyoruz. Onun dışındaki aylarda bilmiyoruz. Yani namaz ezan okundu mu, kaçta okunacak diye. Fakat şimdi sabah ezanının vaktini biliyoruz, akşam ezanının vaktini biliyoruz.
Birinde yemeği kestiğimiz için, birinde de yemeye başladığımız için. Sonra Kur'an-ı Kerim'le hemhal oluyoruz. Sabrediyoruz, aç kalıyoruz. Efendim bir aç kalıyoruz, bir Allah Teala doyuruyor, ona seviniyoruz. İyiliklerde bulunuyoruz, tasadduk ediyoruz. Sanki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hayatımıza teşrif buyurmuş gibi bize Allah Teala Efendimizin iklimini bir ay yaşatıyor diye böyle bir şey geldi aklıma. Yani biz Efendimiz Aleyhisselam'dan Efendimiz Aleyhisselam'ı tanırsak ayrılmadığımızı da biliriz, anlarız. Şöyle, Efendimiz Aleyhisselam'ın iki yönü var. Beşeriyeti var, risaleti var. Beşeriyeti insandır. Doğdu, yetişti, evlendi. Ondan sonra baba oldu, dede oldu, komşu oldu. Sonunda Allah'ın gel emrine vazifesini yaptı ve icabet etti. Cennetül Medine-i Münevvere'deki Şebeke-i Saadet'e defnoldu. Biz Efendimiz Aleyhisselam'ın bedeninden uzakız. Ama risaleti ve ruhu devam ediyor. Ruhu ölmedi ki. Ve o risalet vazifeleri bize ne emanet bırakmışsa, biz Efendimiz Aleyhisselam zamanında yaşasak ne yapacaktı? Bize namazı öğretecekti, orucu öğretecekti, teravihi öğretecekti, komşuluk hukukunu öğretecekti, Kur'an-ı Kerim okumayı öğretecekti, Kur'an'ı bize talim edecekti, bilmediklerimizi öğretecekti. Onların hepsi elimizde. Kur'an-ı Kerim elimizde, hadis-i şerifler elimizde, siyer, bütün hayat elimizde. Dolayısıyla biz Kur'an-ı Kerim'le, hadis-i şeriflerle ve Efendimiz Aleyhisselam'ın hayatıyla hemhal olursak biz Efendimiz Aleyhisselam'dan ayrı değiliz. Beraberiz onunla. Hiçbir noksanımız yok. Bir tek şu saadetli gözlerimizle göremiyoruz. Mübarek bedenini göremiyoruz. Eğer böyle yaşarsak Allah onun yerine rüyada onu da gösterir. İnşallah. İnşallah hepimize nasip etsin. Yani Efendimiz Aleyhisselam ayrı değil, uzakta değil bizden. Ben çok şey anlatırım da tabii umumi bir yayın. Bu kadarla keseyim. Şimdi işte bilmeyenlerimize bilenlerle birlikte olun. Salihlerle, sadıklarla birlikte olun. Bilenlerimize de insanları yetiştirin. Yani sanki Medine Münevvere'de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hayatta ve biz de bulunduğumuz yerden Efendimizin iklimini yaşıyoruz. Ramazan-ı Şerif rahmet ayı, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da rahmet peygamberi. Yani sanki bir ay, Efendimiz bir aya dönüşmüş olsaydı, böyle Ramazan-ı Şerif aynasından Efendimiz'i izlerdik. Ramazan ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a getirdim ben hocam konuyu. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı. Mesela işte cömertlik örnek verilince hep Ramazan'dan örnek veriliyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Ramazan ayında çok çok daha üst seviyede yaşadığını okuyoruz yani kitaplardan. Evet. Biraz çocukların... Çok önemli şeyler anlatacağım. Beni dinlerseniz bizi çok bereket olur. Evet. Çünkü Efendimiz Aleyhisselam'dan bahsediyoruz. Şu özellikle çocuklar yürürken çocuklara razı, onlar yanınızda çocuklardan olursa... müşteki değilim. Çocuk çocuktur. Ama çocuk olmayanlar inşallah bizi dinlerse çok memnun olurum. Yani en önemli sorun diyorlar şimdi değil mi? Mesele. Evet. Sorun, evet. Problem, sorun. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'la muhabbet bağını kurmaktır. Efendimiz Aleyhisselam'la bu muhabbet bağını kurmadıktan sonra aziz kardeşim gerisi hep noksan kalır. Hiçbir şeyi tam yapamayız. Ne demek istiyorum? Evet. Kendimi anlatayım. Biz kuluz. Allah-u Teala bize emanet yüklemiş. Bunun birincisi imandır. Peki iman nedir? Herkes bilir. Bakın imanı başka bir perspektiften, pencereden ortaya koyalım. Şimdi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle irtibatımızın birinci bağı çıksın ortaya. Birinci halat. İman, din hususunda Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan alıp bize bildirdiği kesin haberler hususunda onu tasdik etmektir. Onu doğrulamaktır. Doğru söylüyorsun.
Sadakta ya Resulallah demektir. Bak, iman, iman hep böyle. Ya imanın esasında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i doğrulamak var. Getirdiği haberlerde onu tekzip etmemek. Şeksiz, şüphesiz, amasız, fakatsız doğru söyledin ya Resulallah diyebilmektir. Ebu Bekir bunu dediği için sıddık oldu. Ebu Cehil de inkar ettiği için Ebu Cehil oldu. Şimdi demek ki daha bizim en büyük nimet, bizden istenen birinci husus, iman, kelime-i şehadet, Efendimiz Aleyhisselam'ın bildirdiği hususların birincisidir. Ve biz onu, bizim delilimiz ne? O söylediği için onu tasdik ediyoruz. Ben Allah'ın Resulüyüm, la ilahe illallah deyin diyor. Biz de diyoruz, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Bak tasdik ettik. Bunu kalben tasdik edersek, dille de ikrar edersek Müslüman olduk, mümin olduk. İnsanların en kıymetli, en değerli sınıfı budur. İnkar edenler kafir, kalbiyle tasdik etmediği halde diliyle ve dışıyla Müslüman gibi gözükenler münafıktır. Bunun dışında insan çeşidi yoktur. Buradan ne ortaya çıktı? Bir, Peygamber Efendimiz olmadan iman yok. Yok ama gerçekten enteresan. Yani Peygamber Efendimiz'e iman, imanın altı şartından birisi diye geliyor bize ama hayır. İlk. Daha evveli var. En başta iman Peygamber Efendimiz'in söylediklerini tasdik etmektir. Çünkü la ilahe illallah'ı bize dedirten o. Her şeyi o. O imanın diğer şartlarını da bize öğreten o. Yani o biraz arada kaynadı, şey yaptı. Bunu niye üzerinde duruyorum? Peygamber Aleyhisselam'ın hukukunu muhafaza edemiyoruz. Evet. Hatırını muhafaza edemiyoruz. Dindeki yerini, merkezini, otoritesini muhafaza edemiyoruz. Saldıranlar var, cahiller var, ahmaklar var, hainler var. Onun için bir defa Peygamber Aleyhisselam'ı biz bir güzel kendi zihnimizde şu mübarek Ramazan'da imanın merkezine oturtalım. İmanın üssül esası la ilahe illallah'tır. Ama onu bize söyleyen kim? Resulullah. Öğreten kim? Resulullah olmasa onu nereden bileceğiz? Kitapları da bize bildiren o. Kur'an-ı Kerim kitabımız. Peki Kur'an'ı bize kim getirdi? Allah'ın kelamı dedi. Resulullah Efendimiz. Ahiretten nasıl haberimiz olacak? Hepten gayb. O söylüyor. Kur'an söylüyor. Demek ki bir bu. Onu yalanlayarak la ilahe illallah denilmez. Denilmez. Evet. Yani Peygamber Aleyhisselam'ı tasdik etmeden, kabul etmeden hiç kimse mümin olamaz. Hangi, nereye mensup olursa olsun. Bu bir. Evet. İki, madem kabul ettik, tasdik ettik, Allah-u Teala buyuruyor ki, bunun hemen bir gereği, neticesi. قُلْ اَتِيُ اللّٰهَ وَالرَّسُولُ Allah ve Resulüne itaat edin diyor. İkincisi bu. İtaatle mükellefiz. Üçüncüsü... Peki biz sahabe efendilerimize itaat etti de biz Efendimiz'e nasıl itaat edeceğiz? Şimdi Efendimiz'e itaat bize Kur'an'la bildirdiği, sahih hadisle bildirdiği, emrettiği, yasakladığı her şeyi kabul edeceğiz. Kabul edeceğiz. Kabul edeceğiz. Haktır diyeceğiz. Onları da tasdik edeceğiz. İtaat edeceğiz. İnkiyat, boynumuzu eğeceğiz. Doğru yarız. Sonra bitmedi. Farz mertebesinde olmayıp sünnet, müstehap, mübah. Bir sürü Efendimiz Aleyhisselam'ın sünneti var. İttiba edin diyor. Gene Âl-i İmrân suresinin 31. ayet. Hem de hangi şartla? Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun. Bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı mağfiret eylesin. Bir insan en kıymetli şeyi vakti muhabbet Allah'ı sevmektir. Muhabbeti devreye alalım. Vakti muhabbet mesela namazdır. Evet. Şimdi Allah'ı sevmektir ve Resulünü sevmektir. Sevginin sarf edileceği en mühim nokta budur. Allah-u Teala bizzat ayette buyuruyor. Beni sevdiğinizi iddia ediyorsanız ey kullarım diyor. Bunun içine müminler dahildir. Biz. Hristiyanlar dahildir. Yahudiler dahildir. İnsan, insan çünkü. Efendim, münafıklar da dahildir. Kim varsa Resulüme ittiba edin. Ona tabi olun. Onun izinden gidin. Onun yaşadığı gibi yaşayın. Onun inandığı gibi inanın.
Onun ahlakıyla ahlaklanın. Beni seviyorsanız böyle yapın. Yok böyle yapmıyorsanız veya eksikleriniz varsa bilin ki bana sevginiz noksan. Ne kadar ittiba ediyorsanız beni o kadar seviyorsunuz. Ne kadar az ittiba ediyorsanız bana olan muhabbetiniz o kadar az. Ölçü veriyor Allah-u Teala evet. elimize. Hiç böyle şey değil, afaki değil, maddi ölçü. Sonra ben de sizi severim diyor. Peki Allah beni ne kadar seviyor? Herkes ister değil mi? Allah kendisi beni sever. Tabii. Ben de isterim, sen de istersin. Bütün dinleyenler de ister. Ölçü. Peygamber Aleyhisselam'ın mevcut bilinen sünnetlerinden kaç tanesini hayatımızda var? Kaç tanesi yok? Eğer galipse, diyelim ki 3000, 4000 sünneti var hayatla ilgili. Bakacağız kaç tanesini yapıyorsun? Bazen bu sünnetleri bilmeye de biliriz. Sünnetleri bilmeyiz ama sadıklarla birlikte olduğumuz için tavrımız, davranışımız sünnete tabi evet, olmuş oluruz. Alimler, veliler hayatlarını sünnet üzere geçirir. Sünnet-i seniyeye ittiba etmeyen hoca olmaz, alim olamaz. O şimdi Google'da bilgi herkesten çok. Google'a şimdi el mi bağlayacağız, elini mi öpeceğiz? Yani. Yani makinenin. Yaşadığı kadar alimdir. Bildiğinden hayatına tatbik ettiği ölçüde insan alimdir. Artı Allah'a yakınlığın ölçüsü budur. Çünkü Allah-u Teala bu ölçüyü koymuş. Her bir sünnet-i seniye de bir şöyle bir özellik de vardır. Bakın burayı çoğu zaman kaçırıyoruz. Aslında insanlar hep Allah'la beraber olmak istemez mi? Tabii. İster. Sevmenin yolu sünnete ittiba olduğu gibi Allah-u Teala'yı sevmenin ve Allah tarafından sevilmenin, Allah'ın huzurunda olmanın yolu da sünnete ittibadır. Nasıl? Bismillah dedim. Çayımı içtim. Bismillah nedir? Peygamber Efendimiz'in sünnetidir. Allah'ın adıyla içtim. Şimdi Arapçası Resulullah'tır. Allah'ın elçisi. Biz Türkçe, Farsçadan bize geçmiş peygamberimiz diyoruz. Ama Resulullah peygamberimizin peygamber Resulullah'ın yerini tutmaz. Tabii. Niye tutmaz? Peygamber deyince elçi akla geliyor. Resulullah deyince Allah'ın elçisi. Bak hem Allah var hem elçisi peygamber var. İçinde. Yani Resulullah'ı analım derken aynı zamanda Allah Teala'yı da anıyor. Resulullah dediğin anda Allah da gündemine giriyor. Yani bu Resulullah'ın sünneti. Yani Allah'ın elçisinin sünneti. Bak Allah hatırına geldi mi? Evet. Geldi. Allah'ın huzurunda olmak ne demek? Allah'ı hatırlamak, görünce tutmak olmak. Demek. Evet. Evet. İşte onun için Resulullah kelimesini de sallallahu aleyhi ve sellem bol kullanalım. Hayatımıza yerleştirelim. Yani sünnetten maksat Resulullah'ın yaptığıdır, söylediğidir. O bizi Allah'ın huzuruna da götürür. Doğrudan. Bak evliyaların yaptığı gibi yani. Sünnet insanı, evliyalar hep Allah'ın huzurundadır evet. kalben. Ama sünnete ittiba da, ittiba ettiği sünnet miktarınca, adedince Allah, insanı Allah'ın huzuruna çıkarır. İki şey. Biri bu sünnete ittiba, ikincisi de tövbedir. O da doğrudan insanı Allah'ın huzuruna çıkarır. Ya Rabbi diyorsun. Ya Rabbi. Ya Rabbi sen yani hitap ediyorsun Allah'a. Dua da öyledir. Mesela hocam salatü selam hani Efendimiz buyuruyor ya bana çokça salatü selam getirin. Salatü selam da aslında bizi Allah Teala ile muhatap ediyor. Allahümme salli ve sellim. Tabii ey Allah'ım diyorsun. Dua Efendimiz ediyorsun. İçin bir şey istiyor. Evet. Şimdi vakti muhabbet madem Efendimiz Aleyhisselam'la muhabbeti tesis etmemiz lazım. Muhabbet olmadan ittiba olmaz. Evet. Dursun Ali kardeşim. Niye olmaz? Ya insan parayı çok seviyorsa, dövizi çok seviyorsa, hisse senedini çok seviyorsa açar onlarla uğraşır. Arsayı seviyorsa, borsayı seviyorsa hep onları takip eder. Ama Resulullah'ı çok seviyorsa hadisle uğraşır, siyerle uğraşır, sünnetle uğraşır. Yani sevgi, muhabbet insanın meşgalesini, vaktini, vakti muhabbet, belirli. Vakit muhabbete bağlıdır. Vakti neyle değerlendirdin? Neye muhabbet ettiğinin fonksiyonudur, neticesidir. Onun için biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i sevmek mecburiyetindeyiz. Bizim için sevmek mecburiyetindeyiz. Bizim sevgimizden bize fayda var. Seversek ittibamız artar, hürmetimiz artar, salatu selamımız artar. Bunların hepsinden biz kazancı çıkarız.
Efendimiz Aleyhisselam'a muhabbet olmayan insan sünnetle de haberi olmaz. Olsa da çok az olur. Yanında ismi anılır sallallahu aleyhi ve sellem demez. Ondan Hazreti Peygamber, Peygamber Efendimiz diyemez. Hep bunlar muhabbetsizliktendir. Böyle kapı komşusu gibi muamele eder. Şimdi Allah muhafaza, ben onlara hoca da demiyorum, teolog olsun onlar. Nice teologlar var. Yani arkadaşından bahseder gibi bahsediyor. Halbuki Hucurat suresini al oku. Kaç sefer okudu. Ama muhabbeti yok, amel edemiyor. Hucurat suresini kardeşlerim alın okuyun. Orada Allah-u Teala, bak ben şurayı yazdım, onu bir ha, çok memnun hatıra olsun. Hocam. Okuyayım size mealinden. Hucurat suresinin 2. ve 4. ayetleri, bu gecenin bir hediyesi olsun size inşallah. Ey iman edenler, hitap kime? Bize. Müminlere. Seslerinizi peygamberin sesinin üstüne yükseltmeyin. Konuşurken. Konuşurken sesinizi onun üstüne çıkartın. Frekans var ya. Peygamber Aleyhisselam'ın konuştuğu bir ses tonu var. Siz ondan fazla konuşmayın diyor. Yani yükseltmeyin. Yükseltmeyin. Birbirinize bağırdığınız gibi. Ey Ahmet falan Hasan. Böyle çağırırlar ya. Birbirinize bağırdığınız gibi. Peygambere yüksek sesle bağırmayın. Çağırırken. Yoksa siz farkına varmadan işledikleriniz boşa gider. Amelleriniz iptal olur. Ya bu Allah insan bir edep zannediyor değil mi? Tabii yani yapsanız iyi olur gibi. Hayır değil. Değil. Peygambere saygısızlığın neticesine bak. Amellerin gidiyor. Allah'ın elçisinin huzurunda seslerini kısanlar... Allah'ın gönüllerini takva konusunda sınadığı kimselerdir. Onlar için bir bağışlanma ve büyük bir mükafat vardır. Bak, sesini kısıyor. Alçak sesle konuşuyor. Bir de bir kabile gelmiş, şimdi onlarla ilgili ayet. Efendimiz Aleyhisselam, Kaylül'e öğlen istirahatinde, Hücre-i Saadet'inde çağırıp duruyorlar. Hadi bu ismiyle. Dışarı çık. Odaların arkasından sana bağıranların çoğu aklı ermeyen kimselerdir. Şimdi Allah-u Teala bize edep öğretiyor Peygamber Aleyhisselam'la ilgili. Ya muhabbetin olmazsa, sevmezsen nasıl yapacaksın bunları? O zaman muhabbetin olmazsa, hürmetin olmazsa, imanın kuvvetli değilse sen ben gibi oluyor o zaman. O da bizim gibi bir insan diyor. Ya o da bizim gibi bir insan değil kardeşim. Onun bir de risaleti var, peygamberliği var. Cebrail Aleyhisselam'la konuşuyor. Ondan Allah'ın gönderdiği vahyi alıyor. Mevla bizzat kendisi onu terbiye etmiş. Meleklerle sohbet ediyor. Bakıyor kıyamette olacak şeyleri söylüyor. Miraç'ta çıkmış cennete girmiş. Nasıl senden benden bir olur? Allah'tan kork. Bir de eğer öyle olsaydı sadece sesi yükseltti diye Allah Teala bütün sevaplarını boşa çıkarmaz insanın. Hocam bu bir ayet-i kerime olmamış olsaydı. Bugün siz deseydiniz ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında sesinizi yükseltmeyin, işte sesinizi düşürün. Derlerdi ki öyle abartmayın. Bazısı derdi yani abartmayın, o da bir beşerdir. Oysa ki bunu Allah Teala söylüyor. Evet. Zaten Âl-i İmrân 31'de demiş onu o zamanın müşriklere. Kul in kuntum tuhibbuna Allah fettabi'uni yuhibbukumullah ve yaghfir lekum zunubakum vallahu gafurur rahim ayeti nazil olunca de ki bana Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun. Bana tabi olun ki Allah sizi sevsin, günahlarınızı bağışlasın, gafurur rahimdir. O zamanın müşrikleri demişler ki, Peygamber Efendimiz için İsa gibi kendini yüceltiyor demişler. Ya. Onun üzerine peşine ayet inmiş. قُلْ اَتِعُ اللّٰهَ وَالرَّسُولُ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِر۪ينَ Allah ve Resulüne itaat edin, size ayet getiriyor, öyle dakduk konuşmayın. Eğer yüz çevirirlerse Allah kafirleri sevmez. Bitti. Bitti. Bu kadar. Şimdi... Hocam her dönemde, unutmayın evet. Lütfen, yani İslam'ın başlangıcından itibaren ya da Hazreti Adem Aleyhisselam'dan itibaren, ya bakıyorsunuz insanlar direkt olarak Allah Teala'yı muhatap almıyorlar. Yani işte tahkir edeceklerse Allah'a inanıyorlar. Ama işleri güçleri peygamberle. Sürekli. Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı küçük görme. Hani onlara desen ki gökyüzünden size kim yağmur indiriyor? Allah derler.
Ya inkar etmiyorlar ama peygambere karşı bir büyüklenme, kibirlenme, onu küçük görme. Yani bu Efendimiz döneminde de öyleydi, bugün de hakeza. İşte o... Bir de şu bağlamda soracağım. Sesinizi yükseltmeyini biz bugün düşünürsek acaba Resulullah'ın sözlerinin üzerine söz söyleme gibi de düşünülebilir mi acaba? Ayetin, Hücret Suresinin başında o ayet var. Ey iman edenler, Allah ve Resul'ün önüne geçmeyin diyor. Bu önüne geçme, yani yürürken önüne geçme ama esas o değil. İşlerinizde, fikirlerinizde, inançlarınızda onun önüne geçmeyin. Yani Allah ve Resulü bir hususta bir hüküm vermişse, Resulü açıklama yapmışsa, bir sünneti varsa, siz bunun önüne geçmeyin, benim de aklım var, Arapçam var, ben böyle anladım falan filan demeyin diyor. Yani hakkında hadis olan bir konuda sen artık sesini yükseltme. Heh. 1400 sene sonra ya yanlış yollara gitme, istikametsizlik yapma. Allah ve Resulü ne demişse odur. Allah-u Teala'nın Peygamber Efendimiz'e verdiği vazifeler bir tane değil. Tebliğ diyorlar, kesiyorlar, nokta. Hayır, açın Kur'an'ı. 100 türlü ispatı var içinde. Allah-u Teala Peygamber Efendimiz'e tebliğ ile vazifelendirmiştir. Bir, o tebliğ ettiği ayetleri tebyin, beyan etme vazifesi de vermiştir. Açıklama vazifesi. Ayetler Kur'an, Kur'an ayetleri ayet ayet açıklar. Eğer ihtiyaç varsa, yoksa Kur'an ayet ayet açıklamamışsa peygamber açıklar. İnsanların anlayacağı hale getirir. Tebyin vazifesi de vardır. İki, teşri vazifesi de vardır. Kur'an-ı Kerim'de hüküm koyulmamış, emredilmemiş, yasaklanmamış bazı hususlar var ki onlara Peygamber aleyhisselam hüküm de koyar, emir de verir. Teşri vazifesi de var. Artı Ahzab 21 temsil vazifesi de var. Üsve-i Hasene. 4 tane vazifesi var. Bunun 3'ünü unutuyorlar, unutturuyorlar. Ondan sonra bir vazifesi var diyor. Devreye kendilerini sokuyorlar. O zaman sesini yükseltmiş oluyorlar işte yani. Bak. Yani öyle değil. Yanlış o. Bütün bu vazifelerini Efendimiz Aleyhisselam'ın yapabilmesi için birincisinin konusu Kur'an'dır. Diğer üçü hadistir. Hadisi kabul etmezsen, hadise itiraz edersen, ondan sonra sen Peygamber Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem bu tebyin, teşri ve temsil vazifelerini iptal etmiş olursun. Kim oluyorsun ki ya? Bu yetkiyi nereden aldın? Yani. Hani şeyi anlarım. Müsteşrikler var, oryantalistler var. Adamlar Müslüman değil, Yahudi, Hristiyan. Bizim dinimizle uğraşıyorlar. Bunlar Kur'an-ı Kerim'i bozmak, tarif etmek ve Peygamber Aleyhisselam'ın hadislerine kasten hücum ediyorlar. Adam vazifesini yapıyor. Adam düşmanımız bizim. İslam'ın muhalifi. İslam'ı yıkmak için bir çaba içinde. Ben ona bir şey demem. Niye demem? O vazifesini yapıyor. Allah ona hesabını soracak. Ama bir Müslüman hem de hoca gelecek, bunların safsatalarını alacak. Bizim ümmeti Muhammed'e bunların üzerinden hadis münkirliği yapacak. Bunu kabul edemeyiz. Bu insaflı, ilme uygun bir davranış değil. Hoca, senin vazifen o adamların dediği safsatalarla hadislere hücum etmek değil, çalış, gayret et. Onlardan daha yüksek alim ol. Tezlerini, onların iddialarını çürüt. Sana düşen vazife o. Yani. Onu yapacak yerde teslim oluyor adama. Kolaydan geliyor. Burada bizi İslam bozuyor. Adına evet. Peygamber Efendimizle uğraşıyor. Muhabbet olmadan ister alim olsun, ister avam olsun, Peygamber Aleyhisselam'la tam kuvvetli bir bağ kurmak mümkün değil. Bu, peki muhabbeti bir misalle verelim. Zeyd bin Desine, biliyorsun Reci vakası. Yani iki kabile geldi, Efendimiz Aleyhisselam'dan bize hoca gönder dediler. Dinimizi öğrenelim, çok genişledik dediler. Efendimiz Aleyhisselam da bir grup insanı onlara gönderdi. Fakat yolda bir zalim kabilenin 100 tane okçusu, bunlar 10 civarında. Bunları sardılar ve 8 tanesini şehit ettiler. Asım bin Sabit başlarında. Allah o dua etti. Cenazesini onlara vermedi Allah. Evet.
Sel geldi, aldı götürdü. Fakat bu Zeyd bin Desine ile Hubey bin Adi onu esir ettiler. Mekke'de, Bedir'de ölen müşriklerin intikamını alsınlar diye sattılar. Gibi. Esir ettiler. Şimdi bu Zeyd bin Desine haram aylardı, beklettiler onun için. Haram aylar çıkınca gelip onu öldürecekler. İki rekat namaz kılmama müsaade edin dedi. İşte bu idamlıkların namaz meselesi oradan geliyor. Onun sünneti. İlk Hazreti Zeyd. Evet, Zeyd bin Desine'nin. Kıldı. Ondan sonra ölümden korkuyor demeseniz diye biraz daha kılardım ama dedi. Tamam yeter bu dedi. Tamam şimdi onu öldürecekler. Bağladılar ağaca. Ebu Süfyan geldi yanına. O zaman Müslüman olmamış. Peygamberimizin düşmanı, Mekke'nin reisi. Dedi Zeyd. Şimdi senin yerinde Muhammed olsaydı da sallallahu aleyhi ve sellem o dediği için diyoruz. Evet. Evet onun hitabı. Hadiseyi nakletmek için. Yoksa bizim Peygamber Efendimiz başımızın tacı sallallahu aleyhi ve sellem. Senin yerinde olsaydı da sen evine dönseydin ister miydin dedi. Zeyd, Hazreti Zeyd bin Desine Allah şifadan âli olsun dedi Amin. Ki bırak sen dedi eve dönmeyi onun ayağına bir diken batacak da ben eve döneceğim. Eğer batsın ben eve döneyim. Ben onu bile kabul etmezdim dedi. Yani ben öleyim evime dönmeyeyim onun ayağına bir diken dahi batmasın dedi. Ebu Süfyan dedi ki şaşırdı ya. Ben dedi, bu kadar dedi sevilen bir insan görmedim dedi. İşte Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem muhabbetin bir sahabe döneminden tablosu. İki, Hazreti Ömer çok şeffaf bir insandı. Yani iki tane bir çizgi Hazreti Ömer'dir yani. Hiç tabii, yanda, karanlık şey, yönü yok. Yok. Dedi ki, ya Resulallah. Canım hariç, canımdaki bu nefsim hariç seni her şeyden çok fazla seviyorum dedi. Efendimiz Aleyhisselam bundan memnun kalmadı. İçinizden birine ben her şeyden daha fazla sevgili olmadıkça tam iman etmiş olmaz dedi. Hazreti Ömer'in dünyası yıkıldı radıyallahu anh. Ama öyle bir saadetli atmosferde ki Efendimiz Aleyhisselam'ın huzurunda ve nübüvvet nazarlarına muhatap, nübüvvet nuruna muhatap Allah'ın izniyle hadisin ihtarı Efendimiz Aleyhisselam'ın nazarıyla kalbi değişti. Bir baktı, ya Resulallah şu anda bana nefsim de dahil her şeyden daha fazla sevgilisin dedi. Şimdi oldu Ömer dedi. Şimdi buradan şimdi bize gelelim. Hatta şeyde okumuştum hocam Hayat-ı Sahabe'de. Efendimiz bunu duyar duymaz elinden tutuyor, evet. Yürüyerek mescide doğru. Şimdi oldu Ömer değil, evet, el ele geçiyorlar. Tamam. Şimdi biz de ölçebiliriz sevgimizi. Muhabbet tabii hissi tarafı var ama onu kimse bilemez. Fakat alameti de vardır. Muhabbetin alameti. Şahıs, somut alameti vardır. Nereden anlayacağız Efendimiz Aleyhisselam'ı ne kadar sevdiğimizi? Evet. Evet. Bir, ittibamızdan anlayacağız. Hayatımızdaki sünnetlere bakacağız. Yaptıklarımıza bakacağız. Yapamadıklarımıza bakacağız. Oradan ölçeceğiz. Ne kadar Efendimiz'e benziyoruz. Evet. İtaatimize bakacağız. Ondan sonra ittibamıza bakacağız. Bir de onun davasına olan tarafgirliğimize bakacağız. Davasına İslam. İslam davasıyla ilgili bir derdimiz var mı? Evet. Yoksa kıl namazını, tut orucunu... Ne lazım? Geç evine, parayı kazan, çocuklara mirası bırak mı diyoruz? Davasıyla dertleniyor muyuz? Tarafgirliğimiz var mı? En önemlisi de Efendimiz Aleyhisselam'ı sevmeyenleri, iman etmeyenleri, itaat etmeyenleri, sevmeyenleri ve ona saygısız davrananlara karşı tutumumuz ne? Yani açıyorsun... Adam diyor ki işte hadisler şöyle böyle. Sen de onun videosunu izliyorsun. Bakayım ne diyor diye. Adam diyor ki hadis münkiri. Sen bunu eğer
izleyebiliyorsan kardeşim bir muhasebeni yap. Yapma, etme. Bir sıkıntı var. Sıkıntı var. Tam muhabbetin kıvamında değil. Çünkü sevgi muhalifle bir arada olmayı kabul etmez. Hem seveceksin hem muhalifiyle dost olacaksın. Dinlemek demek, konuşmak demek, ona saygı duymak demek, muhalefetle muhabbeti bir araya getirmek. Suyla ateş bir araya gelmediği gibi, karanlıkla ışık bir arada olamayacağı gibi, Peygamber aleyhisselama muhalefetle muhabbet bir arada olamaz. Olmaz. Şimdi her şey için geçerli bu. Üstadı için de, hocası için de geçerli. Yani çok hayret ettim. Adam birisi mesela ben peygamberimi seviyorum diyor. Adam da peygamber aleyhisselam hadislerine hırpalıyor. Yani gücü yetse neler söyleyecek de işte ağzından dökülenler yetiyor. O da diyor ki işte ya bu bak münkirlik yapıyor. Tamam o görüşlerine katılmıyorum ama diyor İslam alimidir ben ondan istifade edeceğim. Heh. Ya batsın sen. Bu ne biçim muhabbet? Olur mu öyle şey? Olmaz. Olmaz. Demek ki hiçbirisini yapamıyorsak en azından Allah ve Resulü'nün düşmanlarına, münkirlerine ve Peygamber aleyhisselama saygısız davranlara karşı net bir tavrımız olsun. Ya bu bile bizi kurtarır. Mesela bir Allah dostu demiş İslam alimi. Allah'ın huzuruna gidiyorum. Hiçbir amelime güvenmiyorum demiş. Yani ya Rabbi şunu yaptım, bunu yaptım, sen huzuruna geldim diyecek bir şey mi? Ama Allah'ın düşmanlarına düşmanlığım var. Ondan kurtarırım inşallah diyor. Evet. Ona güveniyorum diyor. Yani Seyyid Ahmet Arbasi Hazretleri. Abdülhakim Arbasi. Abdülhakim Arbasi Hazretleri. Şimdi en azından bu tavrı koyalım. Bu tavrı koyarsak ne olur? Adam şimdi bir tane video kaydı yapıyor. Hadisleri inkar ediyor. Evliya inkar ediyor. Adam 75 bin izleme alıyorsa niye vazgeçsin ki bu yoldan? Yani. Ama ben onu sevmiyorum. Ondan şey değilim. Orada belli değil ki kaç tanesi taraftar, kaç tanesi sevmeden izliyor. 75 bin izlemiş. İkinci video kaydına buyur diyorsun. Bir de hocam şöyle oluyor. Yani Kur'an'ı yüceltme adına bunu yapıyor. Ve o zaman da şeytani bir tavır. Çünkü şeytan aleyhillâne Allah Teala niçin secde etmedin diye sorduğu zaman şeytan ben ondan üstünüm demedi ki senin bu yaratman o yaratmandan daha üstün. Evet. Yani nasıl diyelim süslü bir cümle kullandı. Oysa ki onun altında yatan unsur kibriydi. Evet. Tekebbür etmesiydi. Şimdi biraz önce saydık. Ayetleri de veririm de program tabi müsait değil. Tebliğ, tebyin, açıklama, tebliğ, aktarma, ulaştırma, tebyin, açıklama, teşri, hüküm koyma, emir verme. Ondan sonra temsil, üsve-i hasene olma. Peygamber aleyhisselamın 4 tane vazifesi var. Bir tane değil. Bütün bunlar Kur'an'da varken bu ayetleri sen görme. Peygambersiz müsteşrikler gibi, oryantalistler gibi din ihdas etmeye kalk, kendi fikrini Kur'an'a söylet, o kıymeti de yok, onlara itibar edilmez, ilmi bir tarafı da yok. Bunlar saçmalıyorlar. Yani. Bunların peşinden de gidilmez. Tabii şu da bir ölçü, insan sevdiğini zikreder. Allah-u Teala'yı seven Allah'ı zikreder. Peygamber aleyhisselamı seven de Peygamber aleyhisselamı zikreder. Mesela salavat-ı şerifeyi ne kadar çok getirdiğimize bakalım. Evet. Peygamber aleyhisselama duadır. Allah onu bize emretmiş Ahzab suresinde. Ve salatü selamın kendisi Efendimizin beşer oluşunun bir delilidir. Evet. Çünkü Allah Teala'dan kuluna bir şey istiyoruz. Evet. O da yani değil beşer mi? Kendisine tabii. Bir tabii. Şey istenileni... Hiç kimse ilah gözüyle bakmaz tabii. Ona. O biz zaten abduhu ve resuluh diyoruz elhamdülillah. Öyle Hristiyanlar gibi öyle bir şeyimiz yok. Salavat-ı şerifeyi Allah-u Teala namazın içine koymuş. Ettehiyyatu da selam da var, peşine salli barik de var. Bak Allah bizi huzuruna çağırıyor, Habibine selatü selam ettiriyor. Selam. Ve ümmetin salihleri bundan yetinmemiş. Delail-i hayrat diye bir yeryüzündeki bütün okunan salavatları cem eden bir kitap. Onu haftalık 7 hizbe ayırmışlar. Haftada bir delal-i hayrat, hadis-i şerif hatbi yapıyorlar.
Bütün ümmetin salihleri buna devam etmiş. Nasıl? Her gün bir cüz okuyorlar, Kur'an'ı hatmediyorlar. Haftada bir de salavat hatmi var. Yani bunu da nefsime ve bütün izleyen kardeşlerime bir salavat-ı şerife vitlerinin olmasını tavsiye ederim. Tabii hatta virt olarak şeyler de var hocam, yani ses kayıtları olarak da var. Mesela evet, annelerimiz, ablalarımız diyelim mutfakta çalışırken bile o salatü selamları dinleyebilirler yani. Ondan hem sevap alırlar, hem günahları mağfiret olur, hem de Efendimiz Aleyhisselam'la manen, ruhen görüşmüş olurlar. Çünkü salavat ve salatü selam gönderildiğinde kişi ihlaslıysa bizzat Efendimiz Aleyhisselam mukabelede bulunur ruhen. İhlasında noksanlık varsa melekler getirir, arz eder. O da az değil yani. Sen, ya Resulallah ümmetinden falan ol falan sana şey gönderdi, İkram eder. Yani muhabbeti de bu artırır da. Bir de o salavatların manası öğrenilirse, var mesela kitaplarda Arapçası var, Türkçesi de var. O zaman çok daha tatlı olur. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Ne demek? Tabii olacak. Ne yani, diyoruz biz? Ne diyoruz? Duaların yani manaları bilinerek yapılırsa her halükarda güzeldir de böyle aliyyül ala olur. İnşallah. İnşallah. Bunu da zaten bazen hem Arapçasını söylüyoruz, bazen de diyoruz ki salat ve selam üzerine olsun. Evet. Efendimiz aleyhissalatü vesselam, evet, diye anlatıyoruz, bahsediyoruz. Onu da söyleyebilir yani rahatlıkla. Evet. Kıymetli hocam, birkaç dakikamız kaldı. Peki. Yani bugün Resulullah aleyhissalatü vesselam Efendimiz'i tabi olma, tabi olmak için de muhabbet gerekli. Vakti muhabbetten yola çıkarak ifade buyurdunuz. İmam-ı Rabbani Hazretleri Kattasallahu Sirru Aleyhim bir sözünü hatırladım. Seven sevdiğine benzer, aşık maşukuna benzer. Evet. Bu sevenin elinde olan bir şey değildir. Yani bir cebren, zorla yapması gereken bir şey yok. Sadece sevmesi yeterlidir. Çünkü sevginin gücüdür. Seveni sevdiğine benzetir. Yani bizim tavrımız, davranışımız, ahlakımız, o muhabbeti tabi olma adına ama, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a tabi olma adına muhabbetimizi ne kadar çoğaltırsak Efendimiz'e benzeme imkanımız o kadar artar. Onun için de bolca salatü selam, onun için hayatımıza Efendimiz'in davasını dava edinelim. Ve önemli olan bir şey, Resulullah bunu nasıl yaptı? Resulullah bunu nasıl düşündü? Biz, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu ayeti nasıl anladı? Bizim için önemli olan o. Yani en büyük müfessirimiz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. O kadar. Çok Allah teşekkür hepimize ediyorum nasip eylesin. Allah razı olsun hocam. Çok teşekkür ediyorum. Bir şiir okumayacağım mı? Hocam bugün şiiri Efendimiz'den bahsettiğiniz için, zaten şiir de Efendimiz'den bahsediyordu. Tamam, peki. Başka bir zamana bıraktık. Alacağımız olsun. Evet inşallah hocam. Allah razı olsun. Çok teşekkür tamam. ediyorum. Sevgili dostlar, bugün Şemsettin Bektaşoğlu hocam misafirimizdi. Kendilerine tekrar teşekkür ediyorum. Allah Teala hayırlı uzun ömür nasip buyursun. Bize de istifade etmeyi nasip etsin. Ramazan-ı Şerif'te yarın inşallah vakti muhabbette hem Serdar Tuncer konuğumuz olacak. Aynı zamanda da Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir başkanımız da stüdyo misafirimiz olacak. Ben izlediğiniz için, bizimle kaldığınız için hem burada bulunan misafirlerime hem de sizlere çok teşekkür ediyor. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. İstikbal'in katkılarıyla hazırlanan Vakti Muhabbet sona erdi.